Evet arkadaşlar, bu sabah kahvaltıya gözleme yapıyorum. Zemini yağladık. Üstünü de yağlıyoruz. Böyle ellerimizle açıyoruz. Bir taraftan da pişiriyoruz. Bir taraftan da pişiriyoruz. İçerisine de kendi yaptığım lordan koyuyorum. Bu loru nasıl yapıyorum? Bazen sütün zamanı geçiyor. Ekşiyecek gibi oluyor. Ekşimeden onu yoğurtla beraber kaynatıp yoğurt, bir bardak yoğurt döküyorum içerisine ve lor oluyor. Birazcık daha pişsin. İncecik olsun diye böyle. Hamurumuzun içinde un, tuz, su, bir tatlı kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker ve tuz var. Yarım saat böyle dinlenmeye bırakıyoruz, üzerini kapatıp. Ondan sonra elimizle açıyoruz. Eliyle açamayan merdaneyle de açar ama yağladığım için böyle daha pratik oluyor. Çeviriyoruz. Sevmeyen birazcık patates rendeleyip içerisine tuzunu, soslarını koyup baharatını, bir tanecik de domates, biber doğrayıp içine koyup öyle de pişirebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Hemen birazcık pul biber attım. Kırmızı biber. Evet, bakın böyle kıpkırmızı oluyor. Birazcık altına yağ koyuyoruz, daha rahat açılıyor. Ne kadar incecik açıyor. Hamur yağlandığı zaman açması çok kolay oluyor yani. Ufak tefek yırtılabilir, sorun değil. Fazla içine koymuyorum. Çünkü hamurun ekmeğin tadı da gelsin ağza. Florunda da gelirse sevmiyorum öyle. Şöyle kapatıyoruz.
Bunun içerisine şeker koyarsan da çocuklar çok seviyor. Şöyle özel istek üzerine kızıma bir tane şekerli yapacağım. Bir şeker koyuyorum. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Şöyle. Müthiş. Gözlememizi yapıyoruz. Bir tarafta çayımız kaynıyor. Bir tarafta çayımız kaynıyor. Bir tarafta gözleme yapıyoruz.